Evet, bir telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım ve bu telefonla da başlamış olalım. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Buyurun efendim. Alo, selam aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun efendim. Hocama bir sorum olacaktı. Hocam, ben Tarım'da çalışıyorum. Kızım yanında çalışan bir tane bayan vardı. Evet. Bayan bir gence aşık olmuştu. İşte genç yüz vermediği için o da bir cinci hocaya falan gitmişti. O limonun üzerine okutmuş. Ve demiş ki bu limonu götür, fırına at, ateşten yansın. O da getirdi, bana verdi, ben de fırına attım. Acaba bunun günahı bana da var mı? İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Şimdi özetleyelim de hocamızı da inşallah cevabı daha sağlıklı vermiş olur. Şimdi siz fırında çalışıyorsunuz. Hı-hı. Bir arkadaşınız birisine aşık mı oldu? Evet, bir gence aşık oluyor. Tamam. Genç ona yüz vermiyor. O da yüz i̇şte vermeyince diyor ki ben en iyisi bir hocaya gideyim. Hocaya gideyim, hoca bir bağlama büyüsü yapsın, o da bana bağlansın, o da beni sevsin, o da bana aşık olsun diyor. Evet. Ondan sonra o hoca da, tırnak içinde o hoca da bir şeyler yazıyor ama limon dediniz, onu anlayamadım. Limon ne? Evet, limonun üzerine yazmıştı. Yani limonun üzerine Kur'an harfleri falan bayağı vardı. Limonun üzerinde bir getirdi, bana verdi. Ben dedi, demiş ki bunu ateşe attım, yansın. Ben de ateşin üzerine attım. Yani siz de fırında çalıştığınız için o evet. Yazılanları hoca öyle dediği için ateşte yaktınız. Evet, bunda ben benim... de ateşte yaktım. Acaba günah bana da var mı? Ben de tamam. Günah kısmını hocamıza soracağım ama şunu merak ettim. Ne oldu peki? Sonuç ne oldu? Sonuç bilmiyorum. Ben o işten ayrıldım artık. Yani kavuştular mı kavuşmadan pek bilmiyorum da. Yani sadece benim aklıma soru şartı falan. Ben bunu ateşe attım. Ben de bu günaha şey oldu mu acaba? Peki hocamızı dinleyelim. Ağrı'ya selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Söz hocamda. Fırıncı kardeşimiz yaptığı bu şeyden dolayı endişelenmesin. Tamam, o suç unsurunu ortalıktan yok etmiş, kaldırmış yani. Ama ben şuna hayret ediyorum. Yani dua yolu dururken, güzel yollar dururken niye böyle büyüdür, bilmem nedir? Bunlar doğru yollar değildir vesselam yani. Yani o inanın Muhsin Bey, büyü var. Ama büyüyü bilen olduğuna ben inanmıyorum. Büyüyü bilen olduğuna inanmıyorum. Ya olsa biz de çocukluğumuzdan beri kitaplarla meşgulüz. Nerede bu büyüyle ilgili bilgi? Nerede? Ya ama insanlarımızı kandırıyorlar. Kandırılmak isteyen olunca kandırmak isteyen de oluyor. Şuna bak, normal yolla evlenmek, nikahlanmak dururken bir takım dolambaçlı yollar buluyor. Bunlar çok yanlış yollardır. Fırıncı kardeşimizin bu işte bir sorumluluğu yoktur. Rabbimiz bize dua öğretiyor. Bak, Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve cealna lil müttekine imama. Ya Rabbi, bize gönül süruru, aile ver, evlat ver. Seni sevenlere bizi rol model eyle ya Rabbi. Allah'ın öğrettiği bu dua dururken Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene. Ya Rabbi, bize dünyada iyilik ver. Eşimle, çocuklarımla güler yüzlü, tatlı dilli, mutlu, meşru bir hayat, ebedi cennetlerde de bir ve beraber eyle ya Rabbi. Böyle Allah'ın öğrettiği bu duaları yapmak dururken cahil adamların elinde biz de bir takım olur maalesef olmaz şeylere kendimizi kaptırıyoruz. Maalesef evet hocam. Ama arayan beyefendinin bir onda bir vebali, sorumluluğu yok. İyi etmiş, ortalıktan kaldırmış işte. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.